Denizden gelen kaplanın ulu şef ay ışığında oluyan kuru da son teklifi. Yalnız gülmüyoruz Geyik Hanım. Bakalım burada ne varmış. Hah. Bir ayakkabı karşılığında boncuk dizen yaşlı aslanı alırım. Peki yine kıymetli ama şef teklifi beğendi. Bence de münasiptir. Lakin ben mavi tüylü geyi arkamda bırakamam. Onu vermem. Ne teklif edersen et. Peki... Ulu şefe bunu teklif etsem? Aa, olur olur. Aa, bak ya. Beni bir formaya sattın hemen. Yalnız bu bir forma değil Geyik Hanım. Trabzon forması. Birkaç geyik eder. Değilsin. Ha, dedim bile. Savaşçılar, haydi. Hamsi kuşu hazır. Sofrayı kuralım, şuraları toplayın da. Haydi. Nefes, bir dakikan varsa. Kapıyı açık bırak. Osman Hoca ayıp olmasın. Tamam. Nefes, işte bir de bunlara bakarsın. Tamam. Mesela al bu telefonu. Diğeri kırılmıştı. Bir de burada Yiğit'e işte normal kıyafetler falan. Yani ben anlamam pek kadın kıyafetinden ama... Yanlış anlamazsan lazım diye. Yok. Seni yanlış anlamam. Kötü anılar güzelleriyle yer değiştiriyor işte. Beyaz. Gürcistan'da telefonda duymuştum. Vedat beyaz seversin demişti. Ama belki bir değişiklik istersin dedim. Mavi de aldım. Karadeniz'in rengi diye mi? Yani. Bir de mavi tüylü geyiksin. Ya mecbur değilsin. Ya ne bileyim, sen bak işte kızım da. Mavi. Mavi çok güzel. Bir de... Bir de? Şey... Ben bir tek aramayla açmayı biliyorum. 8 senedir kendi telefonum olmadı ya. Bana öğretmen gerekecek. Öyle selfie diye bir şey çıktı, duydun mu? Gözünü seveyim duymadım de. Çok gıcık oluyorum. Tahir. Yarın öğleden sonra Yiğit'i doktor kontrolüne götüreceğiz ya. Hı. Sabahtan gemiye gidelim mi? Hadi.